Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte rasyonel sayıların kuvvetlerini nasıl hesaplayacağımızı öğreneceğiz. Konu anlatımı yapacağım, çözümlü örneklerim var. Sıra sizde bölümünde size sorular soracağım. Kendinizi kontrol etmeniz için cevaplarını vereceğim. Bir soru bölümümüzde de özel bir sorumuz olacak. Cevabı siz bulacaksınız. Abone olun kısmına tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki beğen butonuna tıklarsanız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İlk olarak üslü sayıları kısaca hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Arkadaşlar üslü sayılarda alttaki sayıya taban, üsttekine kuvvet deniyor. Üstteki sayı bize kaç adet, yani kaç tane olacağını ifade ediyordu. Hemen bir örnek üzerinde göstereyim. Bakın bir sürü 2 var. Bunlar birbirle çarpılıyor. O zaman bu durumda 2'yi yazıyorsunuz. Üstüne kaç adet olduğunu sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine yazıyorum hemen. 5 adet olduğu için 5 yazıyorum. Üslü olarak ne yapmış olduk? İfade etmiş olduk. Sayının negatif olmasının hiçbir önemi yok. Eksi 2'yi yazıyorum. Üstünde kaç olacak? Sayıyorum ama. 1, 2, 3, 4. 4 adet eksi 2 olduğu için ne yapıyorum? Eksi 2 üzeri 4 yazıyorum. Bir de tersten yapalım. Mesela bize üslü olarak vermiş, biz açalım. Ne yapıyoruz? 5 üzeri 3. 3 ne demek istiyordu bize? Kaç tane? Yani 3 tane 5. Hemen yazıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5. O da ne yapar? Hemen sonuç bulalım. 5 kere 5, 25. 25 ile 5'i çarp, 125. Neymiş burada bizim ipucumuz? Üstteki sayı kaç tane olduğunu söylüyor bize. Unutmuyoruz bunu. Arkadaşlar, rasyonel sayılara geldiğimizde olay değişmiyor. Bana bunu üslü olarak yazmamı istiyor. Ne yapacağım o zaman? Önce alttaki sayıyı yazıyorum. Sayımız kaç? 1 bölü 2. Yazdım. Sonra kaç adet olduğunu sayıyorum. 1, 2, 3. 3 adet 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 üzeri 3 olarak ifade ediyoruz. Sayının negatif olmasının hiçbir önemi yok. İkinci örnekte negatif bir örnek vermiş. Yine negatif sayımı yazıyorum. Rasyonel sayımı. Eksi 2 bölü 3'ü yazdım. Ne olacak? Kuvvetimiz 1, 2. 2 tane olduğu için ne yazıyorum? Üzerine 2 yazıyoruz. Ne oldu? Üslü olarak ifade etmiş olduk. Buyurun 3 örnekte size vereyim arkadaşlar. 5 saniye ara vereceğim. Videoyu durdurun. Cevabınızı bulun. Devam edeceğiz. Evet, cevaplar geliyor. Umarım doğru yapmışsınızdır. Şimdi ikinci bölüme geldik. Burada da bize verilen üslü sayıları tekrarlı çarpım olarak yazmamızı istiyor. Hemen geliyorum. Bana üstteki sayı neyi ifade ediyordu? Kaç tane olduğunu. Yani ne yapacağım ben? 3 tane 3 bölü 5 yazacağım ve sonucu bulmuş olacağım. Benden sonuç istemiyor. Neyi yapmış olacağım? Tekrarlı çarpım olarak yazmış olacağım. Aşağıdaki soruda da yine 2 tane olmasını istiyor. Ne yapıyorum ben? 2 tane eksi 2 bölü 3 yazıyorum ve cevabı bulmuş oluyorum. Buyurun arkadaşlar, 3 adet de size soruyorum. 5 saniye ara vereceğim. Videoyu durdurup cevabınızı bulabilirsiniz. Evet, cevaplar geldi. Kendinizi kontrol ediyorsunuz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Asıl önemli yere geldik. Sonuç bulma nasıl yapılıyor? Arkadaşlar mesela 3 bölü 5'in ikinci kuvvetini. Yani nesini soruyor bana? Karesini soruyor. Arkadaşlar ikinci kuvvet kare demekti. Ne diyoruz? 2 tane yaz. 2 tane ne yazacağım ben? 3 bölü 5. Yazdım. Sonra da bunları çarparak sonuç buluyorsunuz. 3 kere 3, 9, 5 kere 5, 25 diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Mesela negatif olursa hiçbir şey değişmiyor. Yine 3 tane ne yazacağım? Eksi 2 bölü 3 yazıyorum. Bunları parantez içine aldım. Şimdi neye dikkat edeceğiz? İşaretlere dikkat edeceğiz. Eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. Artı ile eksiyi çarparsam sonucum eksi çıkacak. Önce sonucu buldum, sonra sayıları çarpıyorum. İşareti buldum, sayıları çarpacağım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8'i yazdık. Geldik, bu sefer 3'leri çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Eksi 8 bölü 27. Bir de tam sayılı örnek yapalım. Burada da ne yapacağım? Önce tam sayıyı bileşiğe çeviriyorum. 3, 4 kere 1, 4. 1'e 2 ekle 6 yaptı. Neymiş? 6 bölü 4. Ne yapacağım ben? 2 tane 6 bölü 4 yazacağım. Pozitif oldukları için sorun yok. 6 kere 6, 36. 4 kere 4, 16'dır arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirsiniz. Daha sonra sonucu ne yapabilirsiniz? Sadeleştirebilirsiniz. Sorun değil. Evet, buyurun 3 örnekte size vereyim. Sonuç bulacaksınız arkadaşlar. 5 saniye ara veriyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet. Ne yaptık? 3 tane yazdım, çarptım. 2 tane yazdım, çarptım. Sonuç pozitife döndü. 4 adet önce bileşiğe çevirdim. 4 adet yazdım, çarptım ve sonucu 256 bölü 81 buldum arkadaşlar. Evet, bir soru bölümümüze geldik.
Arkadaşlar ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Bakalım cevabı kimler bulacak? Bir dahaki derste görüşmek üzere.